Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Kurban, İslam dininde önemli ibadetlerden biridir. İslam'dan önceki diğer dinlerde de meşru kılınmış olan bu ibadetin, kulun Allah'a en sevdiği şeyleri Allah için verebileceğinin bir göstergesi mahiyetindedir. Kurbanın hükmü, meşruiyeti ve diğer hususlarla ilgili bir takım meseleleri, kurbanla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na gelen sorular ve bunların cevapları ışığında sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kurbanın hükmünü ilk önce izah etmeye çalışalım. Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dini bir terim olarak Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana orijinal tabir olarak Arapça'da udhiye denmektedir. Bir de haç kurbanları var. Haçta kesilen kurbana ise hedi denilir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan bir mümin, Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta hem de kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş olmaktadır. Bu ibadetin özünde Hakk'a yakınlık ve halka karşı da fedakarlıkta bulunma yatmaktadır. İmam Ebu Hanife'ye göre şartlarını taşıyan Müslümanların kurban bayramında kurban kesmeleri vaciptir. Kurban, Müslüman toplumların şiarı mahiyetinde bir ibadettir. Asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır kurban. Sevgili izleyiciler, kurban bir Müslümanın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir. Kurbanın dini dayanağı, kurbanın meşruiyeti, Kur'an-ı Kerim, sünnet ve İslam alimleri ve İslam ümmetinin görüş birliği, icma ümmet dediğimiz görüş birliği ile sabittir. Hem Kur'an-ı Kerim'le hem Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle hem de icma ümmetle kurbanın meşruiyeti sabittir. Bu bakımdan kurbanın meşruiyeti konusunda herhangi bir tartışma ortaya çıkarmak son derece anlamsızdır. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Bildiğiniz gibi oğlu İsmail'in yerine Hazreti İbrahim'e Allah tarafından bir kurbanın fidye olarak verildiği açıkça Kur'an-ı Kerim'de belirtilmektedir. Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka ayet-i kerimeler de vardır. Mesela kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin ayet-i kerimesi, Haç suresinin 28. ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerime mesela, her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Bu da yine Haç suresinin 34. ayet-i kerimesi. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın, yanları üzerlerine düşüp canlarını teslim edince onlardan siz de yiyin, isteyemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin, şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Yine onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz, Allah'a ulaşacak olan ancak sizin, onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadetlerinizdir, takvanızdır. Haç suresinin 36. 37. ayet-i kerimeleri bunlar. Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin et ihtiyacı için kesilen hayvanlar olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama olduğu son derece açıktır ayet-i kerimelerde. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlas ve takva olduğunun bizzat ayetin metninde yer alması, bunu açıkça ortaya koymaktadır kurbanın bir ibadet olduğunu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sevgili izleyiciler, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği çok açık bir şekilde bilinmektedir ve nesilden nesile aktarıla gelmiştir.
sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı'nda Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine sevap olarak yazılacağını ifade edip, bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmesi, kurbanın bu hususta hem fiili olarak hem de sözlü olarak sünnete yer aldığının göstergesidir. Hicretin ikinci yılından itibaren sevgili izleyiciler, bugüne kadar bütün Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda bir icma ümmet olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür sorusuna gelince sevgili izleyiciler, kurban kesmek, akil, baliğ, akıllı ve ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir kurban. İster nami diyoruz buna, artıcı olsun, isterse nami yani artıcı olmasın, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka nisap miktarı ki altın ölçüsü hesabıyla 80,18 grama tekabül etmektedir bu. Borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar bir altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengin sayılıyor. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın bir nişanesi olarak kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmünü sorarlar mümin kardeşlerimiz. Ve hangi dualar okunmalıdır diye bize sorular yöneltirler. Bu hususta kısaca açıklamaya çalışalım. İster kurban niyetiyle olsun, isterse başka bir amaçla olsun, İslam'da hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse sevgili izleyiciler, o hayvanın eti Hanefi mezhebine göre yenmez. Ancak kasıtsız olarak ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir. Demek ki kasıtlı olarak besmele terk edildiği zaman hayvanın eti yenmiyor Hanefi mezhebine göre. Sevgili izleyiciler, kurban kesilirken Bismillahirrahmanirrahim yerine Bismillahirrahmanirrahim denilir. Ve ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimelerin okunması güzel bulunur. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bizzalike umirtu ve en evvelil müslimin. Mal olarak de ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim şeklinde bu ayet-i kerimenin okunması. Bir de Estaizu billah inni veccehtu veccehe lillezî fatarâs semâvâti vel ard ayet-i kerimesi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim ayet-i kerimesinin, ayet-i kerimelerin okunması güzel olur bir hayvan kesimi sırasında. Değerli izleyiciler, kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? İsterseniz bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eden bir husustur. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif, hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması kurban edilmesine mani değildir. Şafii mezhebinde hayvanın etini, yağını ve sakatatını kusurlu hale getirecek derecedeki ayıplar, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmektedir değerli izleyiciler. Genel olarak bu yukarıda az önce sayılan hususlardan birinin bulunmaması bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların, dişlerin çoğu dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz görülmemektedir. Sevgili izleyiciler, halkımız yine sorar, kadın kurban kesebilir mi diye.
Hayvan kesiminde bu işlemi yapacak kişinin akıllı, temiz gücüne sahip ve Müslüman yahut da ehli kitap olmasının dışında herhangi bir şart bulunmamaktadır. Bu şartları taşıyan kişi kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir. Önemli olan bu işe ehliyetli olmasıdır. Bazen hanımlar bu işi daha ehliyetle yapabilirler. O takdirde onların kesmesi hatta daha makbuldür. Peki, kurban keserken abdestli olmak şart mıdır? Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, madem ki kurban bir ibadettir, ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir, daha güzel olur böyle bir ibadeti yerine getirirken. Sevgili izleyiciler, yolcu olan kimsenin, memleketinde bulunmamış söz gelimi, yolculukta bulunan bir kimsenin kurban kesmesi gerekir mi? İsterseniz bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Yolcu, seferi diyoruz buna. Kurban kesmekle mükellef değildir aslında. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Kişi kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferi olması kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel teşkil etmez. Seferi iken kurban kesenler bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Yine kurban bayramının başında mukim iken sefere çıkana da kurban vacip olmaz. Sefer halindeyken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri eğer kurban kesme şartlarını taşıyorlar ise onlara kurban kesmek vaciptir. Başta Şafii mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre ise kurban seferlik durumunda da aynı hüküme tabidir. Onların seferi oldukları takdirde de kurban kesmeleri sünnet kabul edilmektedir. Değerli izleyiciler, kurban kesmek yerine acaba sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu şeklinde sorular gelmektedir. Bunu da kısaca açıklamaya çalışalım. İbadetlerin şekilleri, şartları ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Hayvanların kesilmesi kurbanın rüknüdür. Yani kurbanın rüknü hayvanın kesilmesidir. Her ibadetin bir yapı şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kendisi kurban kesmek suretiyle bu ibadeti yerine getirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında Allah katında biraz önce de ifade etmiştim en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine sevap olarak kaydedileceğini ifade etmişlerdir. Allah Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da elbette Müslüman açısından son derece önemli vazifelerden biridir ve büyük bir mükafatı celbeder. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye hatta yardım etmek dinimizde farz derecesindedir, farz kabul edilmiştir. Ancak bu iki ibadetin birbirinden ayrılması gerekir, alternatif olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedenini de yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. Yardım kuruluşlarına vekalet verip kurban kesmek bunun dışındadır. Onu da karıştırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, fakirlere yaptığımız sadaka ve yardım son derece sevaptır. Bunun sevabı alınır ama onunla kurban yerine gelmiş olmaz. Kurbanı bizzat keserek yerine getirmeliyiz. Çünkü kurban hayvanın şartlarını taşıran hayvanın kesilmesi suretiyle eda edilen bir ibadettir. Değerli izleyiciler, günümüzde kredi kartlarının kullanımı son derece yaygınlaşmıştır. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir şeklinde halkımızdan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na sorular gelmektedir. Sevgili izleyiciler, kurban kesmekle mükellef olan şahıs satın alacağı hayvanın bedelini peşin olarak verebileceği gibi vadeli veya taksit olarak da verebilir.
Bu bağlamda bedenin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu zamanında ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işlemlere bulaşmamak büyük önem taşır. Bir taraftan kurban kesip sevap kazanırken öbür taraftan da faize bulaşarak haram işlememek gerekiyor. Bu manada kredi kartı kullananların dikkat edip faize bulaşmaması önem arz ediyor. Kredi kartı ile taksitli kurban alırken taksit yapma karşılığında bankaya ilave bir ücret ödenmesi durumunda ise kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faiz işlem sebebiyle ayrı bir durum söz konusu olur. Bir günah ortaya çıkmış olur. Buna bulaşmamak lazım. Sevgili izleyiciler, kesimden önce kusuru tespit edilemeyen bir hayvanın, diyelim ki hayvan satın alındı, kurban edildikten sonra hasta olduğunun anlaşılması ve etinin yenilemeyeceğine dair uzmanlarca bir rapor verilmesi halinde kurban acaba dinen geçerli olur mu? İsterseniz bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Bir hayvanın kurban edilebilmesi için hayvanda bazı kusurların bulunmaması gerekir. Satın alırken kurbana engel bir kusuru olan hayvan kurban olarak kesilemez. Bu belli bir şey. Hayvan kusursuz olarak satın alınıp da alıcının elindeyken kurban olmaya engel bir kusurun ortaya çıkması halinde kişi zenginse ayıbı olmayan bir başka hayvan alıp kesmek zorundadır. Yoksulsa yeni bir hayvan alıp kesmesine gerek yoktur. Çünkü zaten kurbanla mükellefiyeti yoktur onun. Kurbanlık hayvanın hasta olduğu kesildikten sonra ortaya çıkmış ve sağlık sebebiyle etinin imha edilmesi gerekmiş ise bu durumda iki ihtimal söz konusu olabilir. Bunlardan birisi satıcıya dönüp rücu edip kurban bedelinin geri alınmış olması. Bu durumda kurban kesme günleri henüz çıkmamış ise yeni bir kurban alıp kesmek gerekir. Kurban bedeli kurban kesme günlerinden sonra iade edilmiş ise bu para fakirlere verilir. Zengin açısından bakınca. Kurban bedeli satıcıdan geri alınamamışsa kişinin yeniden bir kurban kesmesi gerekmez bu böyle bir durumda. Ancak imkanları yerinde ise ve henüz kurban kesim günleri geçmemiş ise ikinci bir kurban kesilmesi ihtiyata daha uygundur. Zengin açısından değerli izleyicilere bu hususu özellikle ifade etmiş olalım. Sevgili izleyiciler, halkımızdan Din İşleri Yüksek Kurulu'na gelen sorular ve bunlara verilen cevaplar istikametinde kurbanla ilgili, kurbanın meşruiyeti, hükmü ve ilgili bazı hükümleri bugünkü sohbetimizde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Cenab-ı Hak yapacağımız ibadetleri ve kurbanlarımızı kabul buyursun. Ayet-i Kerime'de ifade edildiği üzere ibadetlerimizi takva üzere yapmayı ve her şeyden önce ihlas ve samimiyetten ayrılmamayı cümlemize Rabbimizin nasip eylemesini niyaz eder. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım.